onlar yerine gidiyor iki çekim. Gelin ben buradayım ya, gel aynı tokatı, aynı şerefsiz, aynı polis gelsin bana atsın hele. Onlar... Senin yaşındaki çocuk, ben turizmciyim. Geliyor buraya köpek gibi para harcıyor. Onun 1500 dolar lan senin aylık kazancı. Mazot, benzin kaç o para? O çocuk 5000 dolar aylık harçlık alıyor ailesinden. Yani sistem bu değil. Muhalefette muhalefetliğini yapsın. Böyle onu kayırarak o şu masaya geldi, o şu masaya gitti. Bunları bir bırakacaklar. Soygun yeter ya. Artık. Abi. Non-stop. Yeter artık. Ya benim 32 tane ailesinden rahmet etmiş, 32 tane milletvekili, 32 tane ailesine rahmet etmiş milletvekili. O kimdir? Onun kralı kimdir? Savaş mı istiyorlar? Savaş. Benimle savaşmak isteyen gelsin savaşsın. Bak ben korkmuyorum, kaçmıyorum. Ulan biz hala barış diyoruz. Adamın 32 tane ailesi ölmüş. Adam kalkmış barış diyor. Hala kalkıp adamı yumrukluyor şerefsiz. Yalaka. Yani utanmadan ya bir onun amacı onun gibi 50 bin tane çakal var. Hedef bir de utanmadan hedef. Onlar yalaka konuşuyor. Abi onlar yerine gidiyor iki çekim. Gelin ben buradayım ya, gel aynı tokatı, aynı şerefsiz, aynı polis gelsin bana atsın hele. Onlar yalaka. Öyle diyor ki AK Parti bizi şey daha çok yükseğe çıkarsın. Demirtaş'ın ne suçu var içeride kardeşim? Bu Demirtaş kime ne yaptı içeride? Ulan bütün Kürtler Doğu'da diyorduk ulan savaş çıksa hayatta bozulmadan düzelmez. Bu Demirtaş dedi ulan birleşelim. Demirtaş dedi kardeşim savaş mavaş istemiyoruz birleşelim. Aynı tamam mı? Kılıçdaroğlu diyor. Ben dedi kardeşim Türkiye'lileşme getireceğim ben size. Dedi biz ayrı devlet istemiyoruz. Biz kendi kendimizi yönetelim. Bugün elin İstanbullusu gelip bizi yönetmesin kardeşim. Yönetmesin istemiyoruz da çünkü çalacak. Bugün kalkmış Şırnak'ta kalkmış diyor ben petrol bulmuşum. Kimin petrolünü? Sabah akşam bombaladın o dağları. Kimin petrolünü kimden çalıyor bunlar? Hırsızlık yapıyor. Kürt topraklarını somuruyor. Şimdi bak İmamoğlu da Cumhurbaşkanı'na bir dakika çıkıyor. Ya yok bak, petrol yok. Bak kalkıyor Araplardan Allah bilir varil alıyor bak, getiriyor. İmamoğlu bir dakika. İmamoğlu Cumhurbaşkanı'na adaylığı koymasın diye böyle siyasi yasak getiriyor. AK Partili. Bir dakika. Sen sunucu musun yoksa yorumcu musun? Ben soruyorum. Yağmur yapıyorsun değil mi? Kimin kandırıyorsun be? Ben soru sormuyorum. Amcam ben hiçbir soru ben Türkiye'nin düşmanları belli. Ben hiçbir şey demedim ki. Senin bu sakalın da Türkiye'nin düşmanı. Senin gibilerin sakalıdır Türkiye'nin düşmanı. Yaşından başından ötürü gidişine. Her zaman ne diyorlar ya? Amcam ben tek soru sordum, herkes topladı. Ülkenin anasını ağlattınız. Ülkenin anasını ağlattınız. Yok ki bu adamlar gelir de 6 yaştaki cici kıza ya sen şerefe senin bütün çocukların kadrolu terbiyesizleri. Ya ne kadro, adam acıkta ölüyor. Cahil! Demirtaş ne suçtan alındı? Biz bunu bir türlü çıkaramadık. Cahilsin cahil. Suçuna. Adama bak adam. İmamoğlu haksızlığa onlar hepsini biçiyor. Bir de var ya. Herkesi biçiyor. Tecavüz ediyorlar. Ben söyleyeyim bak böyle cahillerin oy kullanmaması lazım. Evet. Böyle cahil. Bak ben çok güzel bir yere değindim. Kardeşim Tayyip çıktı televizyonda dedi mi 30 yaştan 25'e düşürdük. O 25'ten 18'e düşürdük. Kardeşim madem ki sen bu yaşı düşürdün. Koy bir kota. Ya hele bir 50 yaşından büyükler de bir yol kullanmasın ya. 50 yaşında adamlar cahil. Niye adama yarıyor? Tayyip'e yarıyor bu oylar. Yani bugün sana yarıyor. Bu insanlardan nefret ediyoruz kardeşim. Evet, bugün böyle sıfatını, bu bıyığını kesmiş, sakalını bırakmış adama kimse saygı duymuyor. Saygı duymuyorum. Dedem ya kardeşim. Bu ülkenin asıl haini, asıl şerefsizi bunlar. Böyle tamam mı? Mesele bu kardeşim. Uzatmanın manası yok. Bir tenekeye ya 200 lira olmuş hala neyi savunuyorsun sen ya? Adamın aldığı 5500 lira ya. Tamam yiyin. Karnı doyuyor. Bu adamın yaşadığı bir hayat yok hayat tamam mı? Bu adam bu adam ara sokakta cadde üstündeki bir kafeye gidip oturup çay içemez. Bu adam ara sokakta 3 lira çaya verecek. Çay ocağının sahibini sinirden kudurtacak tamam mı? Hayatı akşama kadar 10 lira harcayıp tamam mı? 10 lira harcayıp evine gidecek.
aylık harcaması 300 lira olan adam 5500 lira yeter bize diyor. Terbiyesiz herif, bugün bir dolmuş parası, bir otobüs parası, bugün bir temel gıda parasının ne kadar olduğunu bilmiyor. İnsanların yaşama hakkını görmüyor. Bu çocuklarını böyle kör büyütmüş, istiyor ki bütün insanların çocukları böyle kör büyüsün. Ya abi bir laf var ya, dünyanın malı dünyada kalır, o da mal işte bu, o gider mal. Ne diyor? Mal ya, abi. Diyor ki halen diyor siz diyor, yok diyor hepiniz. Karnı doyuyorsa tamam senin, karnı doyuyor mu? Bana şebeke dedi, ben sanki yani ortalığı karıştırmaya çalıştım, ben soru sordum. Hepiniz teşkilatsınız diyor, salak ya. Asgari ücret hakkında ne düşünüyorsunuz diye soru sordum, ardından konuyu açtı ve bu şekilde ilerledi. 9 milyar tam, 9 milyar. Asgari ücret. 9 milyar altı. 9 milyar. Asgari ücret 9 milyar yeter sana. He? 9 milyar yeter. Ya sanki çok para da. Sana zaten yeter, sen bu ülkede boş yaşıyorsun. Bak bomboş yaşıyorsun. Ben senin babanım. Ya sen, ben senin babanım, sen nerede benim babamsın? Lan Tayyip'in, bak. Tayyip'in bir tane bakanı çıkıyor diyor ki, herkes dinlesin, diyor ki yarın öbür gün torunlarımız Tayyip'e diyecek, Tayyip dedemiz iyi ki vardı, iyi ki Tayyip o adamın dedesi, başka kimsenin dedesi değil, o adamın çocuklarının dedesi. En büyük Recep Tayyip Erdoğan, başka bir şey yok. Allah senin söyleyeyim. Belanı versin. Allah. Nerede öleceğin belli değil, gerizekalıyım. Ben 30 bin lira para kazanıyorum. Ben 30 bin lira her gün kazanacağım. Ben ederim kardeşim. Gerizekalıyım. Onun yüzünden, onun yüzünden bu insanlar bak bu kadar toplanıyor. Herkes şikayetçi. İşte 30 bin lira para kazanıyorsun. Para kazanıyorsun. Senin yaşındaki çocuk, ben turizmciyim. Geliyor buraya köpek gibi para harcıyor. Onun 1500 dolar lan senin aylık kazanacak. Mazot, benzin kaç? O çocuk 5000 dolar aylık harçlık alıyor ailesinden. Gerize. Askeri ücret 12 milyar olsun. 12 milyar. Yani hekimse kimseye hakaret edemez. Ben ederim kardeşim. Ben senin sana kim verdi bu özgürlüğü? Dolmuşum. Sana bu özgürlüğü kim verdi? Sen bana yasal hakim verdi. Ben bu özgürlüğü ülke zaten. Bu özgürlük bende, bana ülke vermiş olsaydı. Kim verdi ya? Daha neler neler diyecektim. Kim verdi? Sana da, ona da, öbürüne de. Kim verdi? Lan ben aldım, zorla aldım. Kim bana özgürlük vermiş? Ben savaşarak aldım bu özgürlüğü. Abi bırak, öyle iterek konuşma. Öyle iterek konuşma. Ben savaşarak aldım bu özgürlüğü. Ben bağırarak aldım. Ben burada her şeyi görüşler başka olabilir ama hakaret edemezsin. Şey, kimi, yok, hangi görüşten olabilirsen olursun ama hakaret, kimse hakaret edemez. Geçiyor bu adamlar. Hakaretsiz konuşacaksınız. Abi herkesin bir görüşü, desteklediği abi, yer vardır. Bıçak kemiğe dayandı. Artık. Dayandıysa belki adam memnun, sen memnun değilsen tamam, görüşü bildir, geç git. Bir hakaret adamın, ediyor o ki. O adam kendine göre 30 milyar para kardeşim, kazanıyor. Kardeşim alabilir, kimse kimseye hakaret edemez olan, ya. O 30 milyar sen para kazanıyor. Sen memnun değilsin, o memnundur. Kimse kimseye hakaret edemez. O 30 kazanıyor, ben 50 kazanıyorum. Kazanıyorsan Allah daha bereket versin. Ne ben diyeceksin? Bu kadar konuşuyorum. Allah bereket versin de. Ben istersen 100 kazan. Allah veriyor, sana vermiyor. Kör ya kardeşim. Vermeyebilir. Beşer kimseye hakaret edemezsin. Ya kardeşim ben diyorum ki tamam, eleştirebilirsin ama hakaret edemezsin. Eleştir. Tamam eleştir kardeşim. Ben sana eleştirdi. Eleştirme zaten demiyorum. Zaten sorun bu. Zaten eleştir, sorun bu, eleştirilen ama hakaret etme. Çıkacak. Hakaret yok. Tamam. Yok. Abi, kimse hakaret, hakaret etmez. Hakaret değil mi? Bir şey söyleyeceğim. Bırakın kardeşim ya. Hakaret etme hakkı yok ama yaptığım çok. Yok konuşuyor. Kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok. Konuşuyorsun sen. Herkes konuşuyor. O da konuşuyor. İstediğim kadar yaşayın. İstediğim kadar yaşayın. Bu kaç tane fatura verdin? Sen kaç defa hayat geldin? Hayır, ben buraya ekonomi konuşmaya gelmedim. Abi 2 saattir hani diyor ya, hakaret ediyor ya işte geçen abimize. Hani ben demek istediğim şey şu. Hayır. Sonuçta bir vatandaş, ülkenin konu bir vatandaşı. Konu asgari ücret, tamam söylüyorum. Tamam, hayır, benim demek istediğim şey, sen hangi parti tutuyorsun ya, abi? Ne fark ediyor? Tamam, sen mesela bir parti tutuyorsun ya, o da bir parti tutuyor. Ama tamam, sen gidip ona hakaret ediyorsun. Ben de demek istiyorum ki herkes istediğini tutmakta özgür değil mi? Çünkü o çalanların partisini bana savunuyor ama burada. Ama o sana göre. Ben çaldıklarını gördüğüm ama partiyi tamam, savunuyor. Ama tamam, o sana göre, o da ona senin göre öyle. Senin anlamadığın şu. Ya boşa konuşuyorsun. Çalmayan var mı? Boşa konuşuyorsun. Çalmayan bu var mı? Şu anda yok. Hepsi çalıyor. Şu anda yok. Çalmayan var mı? Sen de çalıyorsun. Boşa konuşuyorsunuz. Sen de çalıyorsun. Hayır, ben çalmıyorum. Ben vatandaşım. Ben niye çalacağım? Bu ülke sen senden çalıyor. Boşa konuşuyorsunuz. Sen herkes çalıyor. Sen karışma. Haksızlığa boyun eğen o da çalıyor demek ki. Dayı, bugün taksici de senden fazla para alıyor, çalıyor. Bugün dolmuşçu da fazla para alıyor, çalıyor. Bugün markete de gidiyorsan adam senden çalıyor.
Normalde 2 lira olan şeyi 5 liraya satıyor sana. O da çalıyor. Bu da akşama kadar ertesin. O da çalıyor kimse kardeşim. Kimse göz yummaması lazım. Herkes karşısız gelmesi lazım. Yani ya denetleyen yok kardeşim. Denetleyen yok. Bu adam bu adama bir tane turist gelsin. Adam diyelim koltuk takımı satıyor. Sana sattığı 20 bin liralık koltuk takımı 50 diyecek ona. Evet. O da çalıyor kardeşim. Bunlarda din, iman, insaf diye bir şey kalmamış. 30 milyara canı sokakta çalışıyor. Canı sokakta çalışıyor. 50 defa ben şoförüm kardeşim. 50 defa bunun gibi kuryenin üstüne az kalsın basmadan geçtim. Az kalsın basacağım. Kaç tanesine de çarptım. Canı sokakta yaşıyor. 30 milyara para diyor bana burada. Ben sabah akşam turist taşıyorum kardeşim. Ben VIP şoförüyüm. Ben turist taşıyorum. Bana desen kardeşim benim kazandığım parayı buradaki hiç kimse kazanmıyor. Benim yaşadığım hayatı da bak sizin imrendiğiniz o televizyon hayatı var ya. Onu ben turistler sayesinde yaşıyorum. Ben bir yere gidiyorum, o benim hesabımı veriyor da ben yaşıyorum. Ama ben yaşıyorum, sen yaşamıyorsun. Senin hayatında omzunda bir sorumluluk yok. Ben de tek yaşıyorum. Tamam mı? Benim etrafımda, ailemde herhangi bir kimse yok yani. Konu şimdi geçim derdi ve asgari ücret. Buyurun, ya sen fatura fikir. Ödediğin zaman o sorumluluğu gördüğün zaman hayır, sen bu benim... insana sinirlenip gerizekalıdan farklı şeyler de diyeceksin. Sen bir ev kirasını ödediğin zaman sen bu mahalledeysen göreceksin hani düşük ev kirası 10 milyar. Evet. Baban verebiliyor mu? Niye veremiyor? Bunu sorgulayacaksın. Bu çocuğa niye gerizekalı dedin demeyeceksin bana. Tamam mı? Sen git babana bir hesap kitap yaptır. Baban ne kazanıyor ne gideriyor. Tamam haklısın tamam, ama zaten şu bunları sorguluyoruz. Sana tamam o kadar. O kalkıp burada bağıra çağıra AK Parti ha, bilmem ne der derse. Ama biz demek istiyoruz ki istediğin istediğin özgür. Burada başka şey söyleyeceğiz. Ben şu an sana çok başka bir şey söylüyorum. Hani benim burada zaten ben ekonomiyle alakalı tek kelime etmedim. Sadece dedim ki herkes istediğini tutmakta özgür. Mesela siz nasıl bir parti tutuyorsunuz? O da bir parti tutuyor sonuçta. O parti ismi hani... getirmedi ki oradan kafasını. Yani şimdi hayır, hani... demek ki hak etti o hakaret. O da hepimize hakaret etti ama. Bir anda ortaya girip söylemiş. Hakaret etmiş oldu. O adamı savunarak o çocuk hepimize hakaret etti ona bakarsanız değil mi abi? Tamam ben de onları etmişim. Tamam. Haklısın. Bir anda ortaya girip bu şekilde söylem yapmasına rahatsız olduk aslında. Asıl sebebi oydu. Hayır, haksızlığı savunduğu için biz o ona. Tamam, tabii ki de haksızlığı savunamazsın. Bu abinin burada anlattığı şeyler de haklı. Tabii ki de haklısın sen. Biz ona bir şey söylemedik. Bunu sorgulaman lazım senin işte. Niye 200 lira? Aylardır halen asgari ücreti konuşuyoruz. Aylardır. Tamam, asgari ücret artsa adam gidiyor. Tamam mı? Turist geliyor buraya. Hani buradaki gençlerin tamamı Zara'dan alışveriş yapmak ister değil mi? Zara iyi bir markadır bunların gözünde değil mi? Bu turist geliyor ağzına kadar kolularını dolduruyor 3 tane 4 tane ailesiyle beraber kasaya gidiyor 70 bin lira 100 bin lira hesap ödüyor. Ama bu gerizekalı çocuk gibileri kalkıp hayatta kıyamıyor bir tane ceket alsın bir tane kazak alsın oradan tamam mı kalkıp hala bu bizi bu duruma getirenleri savunuyor. Bugün ülkede pahalılık bize var kardeşim başkasına yok. Biz birim olarak kazandığımız 300 dolar para. Birim olarak sen burada 300 dolar kazanıyorsun. Adam tek girdiği alışveriş yerinde 70 bin lira, 80 bin lira, 5 bin dolar para ödüyor. Adamın umurunda değil. Burası neyse hadi burası İstanbul. Git Edirne'ye. Sınıra yakın olan bütün iller bugün ticaretten kıvrılıyor. Adamlar her şeyi bedavaya alıyor. Sen bugün peynir alamıyorsun. Sen bugün et yiyemiyorsun kardeşim. Sen et yediğin yer adam mecbur ki içine kuyruk yağı doldursun. Adam mecbur ki araya tavuk koysun. Et yiyorsun, etin tadı yok. Hepsi yapay. Hep yiyeli, yani yiyemiyorsun. Yiyeli. Sabah öğle akşam kardeşim ben et yiyorum. Gram beyine fark etmiyor. Gram et kokusu gelmiyor. Et fabrikasına bakıyorsun. Şeyde Gebze'de büyük et fabrikası bütün Nusret'te buraya her yere eti o veriyor. Bu adam AK Parti'ye yakınlığı sayesinde bunlara et veriyor. Niye sistem böyle kardeşim? Bu hıyarda dünyadan haberi yok, kalkacak bana diyecek AK Parti var başka bir şey yok. Madem konuşuyorsun sen... Biraz daha konuşsa zaten ağzını yüzünü kıracağım, yeminim var bir tane AK Parti diyeyim buraya. Madem öyle, niye hemen kaçtı? Gelip konuşsaydı. Ben ne bileyim abi, o adam kaçıyor. Bak ben söylüyorum ki abi, sen haklısın. Ben sana hak veriyorum. Bunda şey yok hani, burada konuşulanlar, edenler haklısın. Şimdi bu adam da diyor, bir teneke ya diyor 200 lira. Bunu sorgulaman lazım senin, sorgulayarak. Bunları düzeltmen lazım. O çok para kazandığı evet. için ona rahat geliyor galiba. Yani asgari ya, ücretli ya bu adam ot bak. Gibi zaten boşa bak, yaşıyor bu adam. Ya asgari ücretli iki kardeşim. Çocuğu olan nasıl alsın? Nasıl yapsın? İşte, abi geçinemeyecek ya. Bunun kirası var. O su evet. var. Şeyde elektrik motoru var. Adaletsizlik var. Var. O 30 bin lira alıyorum dedi. Ama adam şirkette askeriye çalışıyor falan.
doğru düz para diyor ki her gün makarna çorba yiyorum baba diyor ya. Doğru. Nasıl o üniversiteyi bitirecek? Şimdi siz duyuyorsunuz. Artısınız. Siz duyuyorsunuz değil mi? Bazı öğrenciler intihar ediyor. Bu yüzden intihar ediyor işte. E ben de üniversiteye gideceğim. Nasıl kalacağım bilmiyorum. Son olarak şunu da söyleyeyim. Muhalefet muhalefetliğini yapsın. Sağa sola boş vaatler vermeyi bıraksın. Bu insanların zaten karnı doydu bu boş vaatlere. Bu muhalefetin yapması gereken kardeşim çıkacaksın. Erkek gibi diyeceksin ki ben temel ihtiyaç maddelerini, eğitimi, sağlığı, gıdaları bunları insanlara ücretsiz sunacağım. İnsanları birleştireceğim ve ülkemi hak etmeyen insanları dışarı çıkaracağım. Bu kadar basit. Yani herkese o zaman iş de olur. Bütün gençler de geleceğinden kaygılanmaz. Bugün ben dahil iyi para kazanıyorum. Yalan yok. Kendi özel araç da aldım zar zor da olsa. Benim 50 bin liraya sattığım aracı gittim 500 bin liraya geri aldım. Yani sistem bu değil. Muhalefette muhalefetliğini yapsın. Böyle onu kayırarak o şu masaya geldi, o şu masaya gitti. Bunları bir bırakacaklar. Askeri ücretin 100 bin lira olması boş. Size büyük para olarak gelebilir. 100 bin lira bugün senin temel hayat, yaşamın için yeterli bir para değil. Bugün 100 bin lira bile senin için yeterli bir para değil. Sen çalışıyorsun, sen saatini satıyorsun. Olay bu, kolay gelsin. Bir tane AK Partili çıkmadı şansa. Allah. Ya şöyle dairene gidip dayıya bir şey söylüyorum ki dayı diyor ki iş yok falan yok. Parayı kazanamıyoruz. Para kazanamıyoruz. Makarna çorba yiyoruz. Adam dövmesini nereden yaptırmış abi? O kadar dövme nereden yaptırmış? Abi burada da var. Diğer kolunda da var kesin. Bir dövme en az kaç abi, para? Tamam. Şimdi öyle bir şey var. Adam dövme yaptırırken nasıl yaptırdı abi? Çalışmadan mı yaptırdı? Yoksa tayıp mı yaptırdı? Parası var. Çalışıyorum abi. Adam çalışıyor, kazanıyor, ama yaptırıyor. Evli İstediğini olsa, yapıyor. Evli olsa, iki çocuğu olsa geçirebilir. Telefonun var mı abi? Şimdi o konuya geçelim abi. O konuya geçelim abi. Telefonun var mı? Bakayım telefonu. Ne kadar o? Çevir arkasını abi. Tamam. 3000 neyle abi? 1500 TL'ye aldım. Geçen sene o zaman aldım. O zaman ne abi? Sen benden daha iyi kazanıyorsun. O arada ben de Suriyeliyim abi. Anladım. Şey diyecektim. Şimdi sen diyorsun ki bu adam bak dövme yapmış, parası var. Tamam. Ama evlense parası var değil. Parası var değil. Adam çalışıyor diyorum. Parasıyla adam alakası yok. Adam dövmeye yapmış abi. Adam çalışıyor, istediğini yapıyor abi. Adam dövmeye yapıyor. Tamam mı? Ben burada okumuyorum. Ben buraya 10 yaşındayken geldim. Tamam mı? Çalıştım, kazandım. Şimdi evim var abi. Kendim evim değil de kiralık evim var. Yani 5 milyar öderken nasıl kazanıyorum o zaman? Nasıl yaşıyorum? Tayyip mi veriyor? Ben buraya ilk geldiğimden beri bir kuruş devletten almadım. Bir kuruş. Bir kuruş aldıysam hiç halal etmiyor. Ya abi şimdi devlet Türk vatandaşına bir kuruş para vermiyor zaten. Tamam mı? Bana vermesin. Ben de istemiyorum zaten. Şimdi, ben onu istemiyorum zaten. 200... Bana verse bile istemiyorum abi. Ya eyvallah. Sen hiç gördün mü devlet öğrencisine yardım etmiş? Ben onu istemiyorum zaten. Abi beyin göçü ne demek sen biliyor musun? Bana dakika, kimse vermesin istemiyorum. Beni bir dinle. Ben çalışıp kazanıyorum. Ha. O kadar. Eyvallah. Daha çok versin Allah. Bir şey demiyorum. Sen hiç gör, beyin göçü ne demek biliyor musun sen? Nasıl? Beyin göçü. Anladım. Abi Türk'ün öğrencisi burada okuyamıyor. Kötü şartlarda. Topluyor bavulunu, yurt dışına gidiyor. Orada iyi şartlarda okuyor. Tamam. Öğreniyor. Daha iyi okuyor, daha iyi öğreniyor. Daha iyi maaşlarda çalışıyor. Tamam. Şimdi konumuz o değil. Abi, konumuz hayır, ne? Konumuz o ekonomi. Konumuz bu değilse biz niye adam dövme konuşuyoruz? Diyor ki kardeşim, buradaki imkanlarda okuyup kazandığı zaman hayatını geçindiremiyor. Ama kalkıp buradan yurt dışına gittiği zaman hem okuyabiliyor, hem geçimini sağlıyor, hem de daha iyi yaşıyor. Dolar bazında maaş alıyor. Abi bak, şimdi dolar 20 sene önce kaç paraydı? Dolar Denizli'de okuyor. Denizli'de. Sen ona para gönderiyorsun. Ama yardım ediyorsun. Zor. Kredi kartından çekip gönderiyorsun. Doğru abi. Şimdi evet. Bu kredi kartın ay ekstresi geldiğinde sen ödeyebiliyor musun bunu? Zor. Sıkışa tıkışa. Abi, yanlış mıyım? Benim oğlum üniversite yap. Burada okusun. Burada okusun. Orada hem kira veriyor hem bunun masrafı var. Zor yani. Tayyip nerede diyor ki, abi? Nerede Denizli'de, veriyor kira? Denizli'de. Denizli'de. Ne kadar veriyor? 1500. Aha 1500 i̇şte veriyorsun. Abi. Ben 2500 veriyorum ya. Serentepe son durakta. Huzur Mahallesi'nde. 2500 veriyorum ya. Ya ben diyorum ki devlet ben burada üniversite yapsın, çocuk burada okusun. Tamam ben yani İstanbul üniversite var. Ama tamam, İstanbul'da puanlar yüksek. Ya. Sadece puanlar yüksek kardeşim diyor. İline göre puan değişiyor. Puanlar yüksek olduğu için çocuk şehir dışında okuyor. Şimdi ben sana bir şey soruyorum abi. Abi o zaman senin çocuğun daha fazla çalışması lazım. Kendisini geliştirmesi lazımdı. O duruma şu bakarsan o durumda ona döner. Yani
Yani. Benim arkadaşım şahsen kendisi veriyor, Bursa'da çalışıyor. Devlet burs veriyor KYK'a. 1250 lira veriyor. 1250 liraya çocuk nasıl şey yapacak? Eğitime hani artık buradan. Eğitim önemli. Bizim yakın kişi göç etmiş yani. Büyük şeylerden gidiyor. Başladı yani. Konuş dayı gel. Gel konuş. 3 milyona yakın kişi gitmiş yani. Büyük şeylerden kaçıyor artık millet yani. Kalmadı gençler, kalmadı. Şimdiki gençler yani. Hedef yurt dışı. Benim bildiğim 4 tane vallahi çünkü senin imkanın olsa gitmez misin sen yurt dışı? Bu yaştan sonra evet, benden bir çocuk olmaz abi. Ne var? Adamlar alıyor 2 milyar 300 dolar. Ben gitsem ne iş? 2300 dolar asgari ücret alıyor mu bunlar abi bildiğim kadarıyla? Sen o 2300 dolarla gidersin. Mesela örnek veriyorum iPhone'un içi ne kadar orada? Adam gider bir aile öyle alır ama sen burada 12 ay çalışırsın, didinirsin, taksit de alırsın. Ama işte şimdiki gençler hep... Ya diyor ki ben mesela benim oğlum yazılım mühendisliği okuyor. Evet. Diyor ki yurt dışında milyar dolar maaş alıyorlar diyor. Yurt dışında. Türkiye'de alamaz. Hepsi kaçıyor. Türkiye'de hiç bu konu da var. Evet. Aynen abi. Biz halbuki eğitim okuyan öğrenciye devlet iyi bir destek vermesi lazım. 1250 lira veriyor sadece. Madem bu çocuk okuyorsa kardeşim kirasını ver, gıda yardımı var veya burada okuması için bir imkan sağla. Adama dememişim çıkacaksın de. Hangi ülkede yapılıyor? Şu anda kafamdaki rakam 2300 lira dolar diyor bu şimdi. 2300 dolar. Şimdi Allah'ın kitabını seversen oranın ekonomisiyle buranın ekonomisi verir mi? Atıyorum ben Kıbrıs'taydım. Neden böyle diyorsun işte biz şimdi, abi? Neden yani, böyle? Ya şimdi niye siz yurt dışı ya. Şimdi ben geçenlerde bir kafeteryada oturuyorum. Bir telefonda internette deniz gezmişin şeylerine bakıyorum. Şimdi üniversite öğrencisi dediği kelime bu. Bu PKK kim? Ulan ne bu PKK değil, bu deniz gezmiş. Deniz gezmiş bilmeyen adam. Gençlerin %90'ına sor bakalım deniz gezmiş biliyor mu? Bilmiyorum abi. Bilmiyor. Ya bir, yani kim herkes abi? Siyaset herkes şey peşinde de işte bak bilmediğin için kardeşim geçmişini bilmeyen insan geleceğini ben niye bileyim ki Suriyeliler, Afganlar gibi siz küçük abi nereden bileyim ya bak abi küçük dediğin insan nereden bak sen lise üniversite öğrencisi geçmişi bilmez ki abi geçmişini bilmeyen Suriyeli, Afgan gibi şey gibi biz gibi şey gibi mi olalım illa şimdi öyle bir ya sadece solcu bak sadece solcu değil ben burada parti şeysi yapmıyorum. Ya gençler memlekete sarılmıyor ki şimdi memleket ne olacak? Gençler sarılması lazım. Yanlış mı? Bahsettiğin adam ne zaman tanınıyordu abi? O çok 2006 doğumluyum abi ben. Nereden 40 sene önce, 40 sene önce. 2006 doğumluyum. Ona bakarsan Atatürk'ü de dersin, bu dersin bir kim? Abi, kimdir demem abi. Şimdi öğretmeye değil bak. Öğretmeye veyahut da öğrenmek veyahut da öğretmeye veyahut da Ahmet Mehmet'in şeysi değil yani. Herkesin bugün elinde telefonu var. Herkes kiminle bugün kimi kim diye yazsan zaten otomatikman çıkıyor. Teker teker bakalım mı abi? 100 yıl öncesine kadar bu siyasetçi olan tüm insanları teker teker araştırıyor. Ya ben sana siyaset mevzu yapmıyorum. Şimdi siz yurt dışının peşine düştünüz. Ben onu diyorum. Gençler bir kere ülkeye sarılmayınca, bir ülkeye genç sarılmayınca o ülkeden ne bekliyor? Şöyle bir mantıkla düşün. Onların söylediği abi şey de ülkeye sarılacak bir şey bırakmazlar gibi zeki. Ya kardeş bak ben burada parti şu parti partiden bahsetmiyorum. Bu ülkenin ekonomi olarak. Zaten o gitmiş. Onu bir kere unuttu. O zaten bir kere onu bir kere gitti. Ya şimdi gitti diye. Ya, biz de başımızı Afganlar gibi, Suriyeliler gibi, şey gibi memleketimizi bırakıp dönüp gelelim. Aylardır asgari ücreti konuşuyoruz. Asgari ücret nedir ya? Şimdi diyorlar ki asgari ücret 8.000, 9.000. Allah versin de olmasın kardeşim. Olursa bugün çocuğuna 1 litre süt alıyorsan 5 liraya, yarın 50 TL'ye alacaksın. Devlet bunu engellesin. Ya arkadaş. Ben mi engelleyeceğim? Zaten bunu yapan bir şey. Bu geçmiş. Ama sen Tayyip'e bir laf söylesene. Baba. Tutuklayın. Öyle zaten şey o sistem o. Geçmiş olsun yani. O iş bitti. Hani şey geleceğe bakıyorum artık var. Gitti yani. İsterse engelleyebilir. Serbest piyasa diye bir şey yok. Şu andaki serbest hani piyasa saçma bir. Üç harfler diyorlar ya kardeş. Şu andaki piyasa saçma bir piyasa. Şimdi üç harfler diyorlar ya. Üç harfli hikaye. Genlerce şey. Hani devlet. Şimdi kardeşim. Devleti ekmek bir yerde 5 liraysa. Bak ekmek bir yerde. Ekmek yerlerinde 5 lira değil mi? Yok ondan doktorlar yırtmış ne kaçtı. Birader ekmek her yerde 5 lira değil mi? Dur dayıcı diye. Şimdi ben size demiyorum. Ekmek her yerde 5 lira ise her yerde 5 lira değil mi? Zaten AK Parti kendisi. Niye bir şey bir yerde başka da bir yerde başka ya? Ben onu söylüyorum. Abi bu millet şey ekonomi özgürlüğü deyince millet böyle alkışlamadı mı? Aylardır asgari ücreti konuşuyoruz. Ne kadar saçma. O kadar mı düştü bu ülke ya? Asgari ücreti konuşuyoruz. Sanki çok büyük var. Neyi konuşalım abi? Şimdi Çinlerin... Asgari ücret nedir biliyor musun? Asgari ücret hiç iş bilmeyen, iş hayatına ilk kez başlayan, iş alakası bilmeyen adama abi. Verilen asgari paradır. Asgari ücret senin işe başladığında net brüt aldığın maaşın miktarı.
Minimum alınan maaş miktarında var. Evet. Tamam. Zaten yeni asker kişi. Yani aylardır bu parayı konuşuyorlar. İnsanlar çalışıyor. İnsanları ne ilgilendirsin ki? Asgari ücret şey yapacak yani. Ya diyor ki şey işveren ödeyemez. Nasıl ödeyemez ya? İşveren bir işçinin sırtından dünyanın parasını kazanıyor. Değil mi? Bir ay çalışıyorsun bir ay boyunca. Buna devlet bir şeyler yapması lazım. Abi siz burada konuşursan devlet hiçbir şey yapmaz. Hepinize çok teşekkür devletin ederiz. Devletin gücü var yani. Devletin gücü her şeye yeter. Ya askerce de zam gelmesin. Diğer böyle, şeyde zam gelmesin mesela. Evet. O, önemli olan bu. Yani devlet bunu engellemesi lazım kardeşim. Biz onu diyoruz. Yani asgari önemli. Konuşuyorsan ne oluyor ki? Askerce konuşsan ne olur? Yılbaşından evet. Sonra her şeye zam gelecek. Tekel maddelerin hepsine. 2000 lira arıyorsa asgari ücret zam geldi mi olacak 10 bin lira. E devlet bunu engellemesi lazım. Evet. Değil mi? Yükseltiyorlar, yükseltiyorlar, evet. Yükseltiyorlar. Ondan sonra bir anda düşürüyorlar. Olması gereken değerin bile üstünde oluyor sonuç olarak ama biz buna gidip seviniyoruz. Sanki çok yani. Büyük bir şey. Aydın Kalem, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Aylardır asgari ücreti konuşuyoruz. Aynı işler. Aileşiniz olsun. Kanallara